İslam karşıtı biri Kur'an-ı Kerim'i yakmak istedi. Iraklı bir kadın buna engel olmaya çalışınca polis tarafından darp edildi ve bu olay Danimarka'da gerçekleşti. Müslümanlardan düşmanlık duyanlar Müslümanlıkla ilgili en bilgili insanlar değildir. Burası da Danimarka'da bir ilkokul. Pek çok gelişmiş ülkede olduğu gibi orada da okullarda din dersi veriliyor. Bir din dersi kitabında ne anlatılır? Genellikle semavi dinler, inandıkları peygamberler ve kutsal kitaplar anlatılır ama Danimarka'da 5. sınıf öğrencilerinin din dersi kitabında bambaşka bir detay var. Vardı. Kitap, yeryüzüne inen son din olduğuna inananlarla ilgili kafa karıştırıcı bir yorum içeriyordu. Her ne kadar her Müslüman terörist değilse de her terörist Müslümandır, diyordu. Biz ve Hristiyanlık adlı kitabı bir papaz ve karısı kaleme almıştı. Gelen tepkiler üzerine kitap toplatıldı. Sonuçta burada evrensel bir gerçeklik var. Çocuklar bu gibi konuları objektif bir şekilde öğrenmeli. Şimdi çocukluğumuza dönelim. Çocukken hepimizin bildiği sessiz sinema oyununu oynayalım. Bu, bir film gibi gözükse de aslında bu bir fikir. Yabancı ve bir kelime. Bir kelimelik olsa da ikiye bölerek anlatacağım. İlk kelimemiz, üç büyük dinden biri. And believes in the oneness of God. And that Muhammad is his messenger. Dünyanın birçok noktasında tepki çektiği için yasaklı gibi düşünelim. These two guys were standing behind us and I'm clearly pregnant and we've got our 2-year-old and this guy was like, I wonder what she's hiding under there. I wish I could rip that thing off her head. You know, knowing that I could hear him. Ama dünya çapında o dine inananların maruz kaldığı belli baskılar var. Şimdi ikinci kelimeyi anlatıyorum. Kaynaklarda belli bir şeyden korkulması durumunda kullanılır. Agorafobi mesela, açık alan korkusu. İki kelimeden oluşan bu filmde tüm dünya belli bir gruba karşı ayrımcılığı, nefreti, sözlü ve fiziksel saldırıları izledi. Tabii bu da Müslümanlarda sosyal ve psikolojik olarak olumsuz birçok etkiye neden oldu. Dante diye bir şair vardır, İtalyan. Dante Alighieri, onun İlahi Komedya diye bir kitabı var. Bütün dillere de tercüme edilmiştir bu kitap. Yani bir edebiyat kitabı ama piyestir aslında. Bakın Dante o kitabı yazarken aslında İslam kaynaklarından yararlanarak yazmıştır. O tarihen bilinen bir şey. 1100'lü 1150 yılları, yani 1000 yıl önce yaklaşık. Orada cehennem, cennet ve Araf'ı anlatır. Cehennemin en alt derekesine Hazreti Peygamber ile Hazreti Ali'yi koymuştur. Onun üstünde bile felsefeciler vardır yani. Dolayısıyla bu imge ve imajlar hep devam etti. Tarih içerisinde tekrarlandı. Tarihi bir miras olarak aktarıldı. Ama meselenin özü hiç değişmedi. Senaryonun özü hiç değişmedi. Piyonlar değişti. Senaristler belki değişti. Dekor değişti. Aktörler değişti. Ama bugüne gelindiğinde inanın İslamofob insanlar, evanjelikler, bunların hepsinin referans verdiği kaynaklar bunlar oldu tarih içerisinde. Ta İslam'ın ilk çıktığı dönemlere kadar götürdüler. Dilimize bile nüfuz etmiş İslam karşıtlığına insanlar neden korku olarak bakmaya başladı? Bir dinden gerçekten korkulur mu? Su ya da bir çiçekle konuşarak yapılan deneyi duymayan kaldı mı? Farklı zamanlarda farklı metotlarla uygulandı ve hep aynı sonuç elde edildi. Eğer siz bir bardak suya sürekli kötü söz söylerseniz suyun moleküler yapısı bozulmaya başlar. Girdiği kabın şeklini alan su bile sizin söylediklerinizden etkilenir. Şöyle düşünelim, bir grup insanı durmadan suçluyorsunuz. Onların saldırgan olduklarını iddia ediyorsunuz. Bir süre sonra o insanları sembolize eden her şey size tehlikeli gelir. Çünkü kendinizi koşullu şartlanmaya maruz bıraktınız. Bu görselleri insanlara sorduk. Karelere bakınca akla ilk gelen nedir diye merak ettik. Kadının gözünde korku, adamın bakışlarında da bir suçluluk gördüm. Şeriat geldi direkt aklıma nedense. Burada bir adam, bir kadın, kadının kucağında bir bebek. Güzel algılık fotoğraf aslında. Bunun üzerine çok güzel konuşur. Evet, bu tiyatro belki de Amerikan askerlerinin ülkesine işgal etmesi sonucu
silah almak zorunda kalan birkaç kadın görüyorum burada ben. Ya bu fotoğraflar normalde ilk bakıldığında belki çok şey geliyor olabilir. Hani çok çağ dışı olarak görülebilir. Irak'ta hala onlarca insan öldürülüyor ve Irak'ta Amerikan hapishanelerinde kadın, erkek, çocuk demeden herkese işkence diye tabi tutuyorlar. 11 Eylül'ün bile bir tiyatro olduğuna dair bir ton şey söylenmişken şu fotoğrafta bir tiyatro olabilir. İslam tarihinde peygamberin hayatına baktığımız zaman aslında kendi düşmanlarına bile merhamet eden bir peygamber görüyoruz. Bunlarla savaşmak gerçekten çok zor. Niye çok zor? Çünkü dünyanın en büyük fabrikası olan Hollywood, üretim fabrikası olan Hollywood yıllarca sakallı ve işte sarıklı insanlarla savaştı. Ben çok şaibeli bir olay görüyorum. Yani canlı yayında 11 Eylül olaylarını verebiliyorsunuz ama bunu durduracak gücünüz varken durdurmuyorsunuz. Benim etnik değerlerime çok karşıt bir şey görüyorum. İslam'da kadının yeri her zaman çok yükseklerde olmuştur. Bu İslam değil. Bu insanlar uyutulmuş, bu insanlar kandırılmış, akılları yıkanmış ve bir dinin, güzel öğrenilmemiş bir dinin insanları uyutmak için en iyi yol olduğunu düşünüyorum ben. İslam özelinde baktığımızda böyle bir savunma mekanizması yok. Binlerce kişinin masum da olabilir, suçlu da olabilir. Böyle bir ölüm şekli yok. Özellikle Filistin gibi ülkelerde o kadar zor durumda ki aslında Müslüman halklar, işte kadınlar bile savaşmak zorunda kalıyor. Ama Batı'ya baktığımızda tam tersi bir imaj var. Bu bana Amerika'nın Irak'a ve Afganistan'a girip oraları yerle bir etmesindeki o start butonunu veren fotoğraf olarak aslında şu anda gözümün önünde. İnsanın doğasını, dünyasını ve davranışlarını anlamak için geliştirilmiş birkaç farklı psikolojik yaklaşım var. Bu yaklaşımlarla beraber korkuları değil de akıl dışı şeklinde tanımlanan fobilere ne kadar farklı açıdan bakarsak o kadar iyi anlayabiliriz. Biyolojik yaklaşım, fobiyi yani korku duygusunu içgüdüsel kabul eder. Korku ve ona bağlı kaçınma isteğinin insanda da hayvanda da olduğunu söyler. Psikanalitik yaklaşıma göre fobi bastırılmış güdülerin şekil değiştirerek karşımıza çıkmasıdır. Davranışçı yaklaşıma göre fobi şartlı refleksle öğrenilmiş davranışlardır. Yani şartlı korku tepkileridir. John Watson, küçük bir çocuğu dahil ettiği deneyde klasik şartlanmayla korku tepkisinin nasıl meydana geldiğini anlamaya çalıştı. Deneyde 8 aylık olan Albert bebeğe daha önce hiç karşılaşmadığı yanan kağıt parçası, peruk, tavşan, köpek, maske ve beyaz bir fare gösterdi. İlk kez karşılaştığı bu objelere vereceği tepki gözlemlendi. Küçük Albert, kendisine gösterilen canlı ya da diğer objelerden hiç korkmadı. Aksine, gösterilen her nesneye gülümseyerek tepki gösterdi. Tepki vermeyince boş bir odaya götürüldü. Orada sadece Albert'in oturduğu boş bir yatak vardı. Yanına beyaz fareler bırakıldı. Watson, istediği sonucu almak için deney sürecini başlattı ve bunu da gürültülü bir ses ile yaptı. 8 aylık olan Albert ne zaman fareleri sevse, bir çekiçle, demir bir çubuğa vurulduğunda çıkan gürültülü bir sese maruz bırakıldı. Albert ne zaman farelere dokunacak gibi olsa, o sesi duydu. Deneyin sonunda Albert artık sadece fare değil, beyaz ve tüylü nesnelerden de korkup kaçmaya başlamıştı. Üstelik gürültülü bir sese maruz kalmasa bile tepkisi ağlamak ve kaçmak oldu. Bu deney bazı kaynaklarda bilimin en korkunç deneyi olarak yer aldı. Peki ama fobiler neye göre ve neye karşı oluşur? Böcek, yılan, şimşek, palyaço gibi belirli objelere, karanlık, yüksek ya da açık alan gibi belirli durumlara ya da bir dine, yani olguya yönelik fobiler vardır. Hepimizin duyduğu ve bildiği şeyler. Genetik yatkınlık, geçmiş travmalar ve bireyin yetiştiği aile ve sosyal ortamlar bunlara zemin hazırlar. İslamofobia. 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 An explosion at a Bloomington Islamic center. Anti-Muslim. Islamophobia. 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 Bunun adı aslında İslam karşıtlığı. İslamofobi değil. 90'lı yıllara geldiğinde Soğuk Savaş bitti. İşte Berlin Duvarı yıkıldı. Yıkıldığında dönemin NATO Genel Sekreteri Willy Claes ve dönemin İngiltere Başbakanı Demir Lady lakaplı Margaret Thatcher ortak şekilde yeni düşmanımız İslam'dır dediler. Bakın burada Müslümanlardır bizim düşmanımız demediler. İslam dediler. I think Islam hates us. Hayatımızın en beklenmedik noktalarında karşımıza çıkan İslam karşıtlığı
dünya genelinde çok basit ama etkili bir araç ile genç nesillere rahatlıkla ulaşıyor. Bir çocuk büyüdüğü aile ortamında dini değerlere karşı olumsuz yargılara şahit oluyorsa, bunun onda bırakacağı olumsuz etki kaçınılmaz olur. Every Muslim is a terrorist. Period. Right now. Shut your mouth. Başka bir açıdan bakarsak da bir çocuğun ibadete zorlanması, baskıcı bir dille karşılaşması, onun dini ritüellerden korkmasına ve uzaklaşmasına yol açabilir. İslamiyet, yani Müslümanların son olduğuna inandıkları dine karşı duyulan anlamsız fakat kasıtlı şekilde beslenen korku çok daha eskiye dayanıyor. Bu dini hoşgörüsüzlük Haçlı seferleriyle kendini gösterdi. Kültürel ırkçılık diyorum. Neden? Çünkü Batı'nın muhayyilesinde ırkçılık, kültürel ırkçılık bir yere, bir hukuki zemine oturuyor. Yani buradan bir hukuki alan açabilirsiniz. İkincisi de Müslüman, İslam ve Müslüman nefreti. Nefret var. Bu Yahudilere karşı antisemitik şeylerde Yahudi nefretini kullanır Yahudiler. Bu da hukuki bir zemini var. Nefret suçuna girer. Dolayısıyla bu iki terminolojiyi öne çıkarmamız gerektiğini düşünürüm. Zira İslamofobi artık bir korku olmaktan çıktı bugün. Bir karşıtlığa, karşıtlık düşmanlığa, düşmanlık da ırkçılığa ve nefrete dönüşmüştür. Bunun bir sebebi de belki sorarsanız hukuki takibinin bunun yapılması en önemli konularımızdan, sorunlarımızdan biridir. Daha doğrusu yapılmaması aslında, yapılamaması. Peki nasıl oldu da adı bile barış demek olan bir din bugün terörizm ve korku ile birlikte anılıyor? Tabii Müslümanların pek çok sorunları var. Onlar ayrı bir problem. Onları konuşabiliriz ama Müslümanlığın orijinalitesi elhamdülillah ki bozulmadı. Allah'ın burada garantisi var. Bunu Batı oryantalizmle çok iyi bildiği için, buna etüt ettiği için, araştırdığı için yani 200-300 yıllık periyotta çok önemli literatürler ürettiler. Şöyle bir noktaya geldiler. Bu dinin esasında özünü bozucu, insanların zihinlerinde bunun özüne yönelik kafa karıştırıcı şeyler yapmamız lazım diye düşündüler. İşte İslam'ın barış dini olarak bildiğimiz, kelime kökeni olarak zaten öyle. Yani iki kökeni var biliyorsunuz. Bir teslim olmaktan geliyor teslimiyet. Bir de barış, esenlik manasına gelen kökeni var. Bunun olduğunu düşünüyorum. Yani insanlar İslam deyince böyle barış, esenlik, insanlığa İşte esenlik getirecek, insanlığa huzur getirecek bir din olmasından ziyade insanları korku salan, ondan uzaklaştıracak imgelerle, anlayışlarla, bilgi zemininde bunu anlasınlar istiyorlar. En önemli sebebin ben bu olduğunu düşünüyorum. Ve bu dünya için büyük bir problemmiş gibi anlatılıyor. Müslümanların maruz kaldığı İslam düşmanlığının tüm eylemlerinin faturası yine Müslümanlara kesiliyor. Yani İslamofobinin de esas hedeflerinden birisi budur. Esas temel hedefi yani. İnsanları İslam'dan uzaklaştırmak. Zira bakın bugün Batı bitmiştir aslında. Yani bu belki sloganik bir cümle olacak. Batı'da yeni bir insanlığa söyleyecek yeni bir şey yok. Yeni bir filozof çıkaramıyor. Yeni bir lider yok. Siyasi liderlik yok. İnsanlığa yeni söyleyeceği bir şey yok. Yani hele de bu küresel sistemin. İşte belli şeylerle, LGBT dışında, ne bileyim bazı öne çıkardığı şeyler dışında pek Batı insanlığa bir yeni bir şeyle gelmiyor, gelemiyor yani. Bu yeni şeyi söyleyecek yegane potansiyeli olan din İslam'dır. Kültür Müslümanlardır. Peki Müslümanlar İslam'ı temsil etmekte yetersiz mi kalıyor? Ancak 200 yıldır üzerimize çöken kara bulutlar ve bir sürü problemlerimiz sayesinde biz bu yeni şeyi söyleyecek cesareti bulamıyoruz. Potansiyelimiz var, bil kuvve var, bil fiil yok. Bitirdi, bitti yani. İslam çok kısa bir zaman diliminde, çok geniş alanlara yayılınca, diğer semavi dinlerin liderleri tarafından tehdit olarak görüldü. Yani aslında İslamofobi veya İslam karşıtlığı Müslümanlarla ilgili bir sorun değildir. Batı'nın bizatihi kendi sorunudur. Kendi içinde ürettiği bir sorundur. O yüzden home ground, evde oluşturulmuş bir korkudur. Endüstri kelimesini kullanırdım. Yani İslamofobi endüstrisi var. Artık bu endüstri haline geldi. Üretilen bir korku oldu. Ekmek parası, ekmek kapısı oldu. Oy kapısı oldu. Yani aşırı sağcı, solcu partiler bundan oy devşiriyorlar. İslam düşmanlığı yeni bir kavram gibi görülse de aslında İslam'ın ilk yıllarında da farklı şekillerde karşımıza çıkıyordu. İslam düşmanlığı gibi dünyadaki pek çok aslında dini düşmanlıklar, ayrışmalar veya ırksal ayrışmalar,
siyasi ayrışmalar, kültürel ayrışmalar ve karşıtlıklar aslında tarihi kökene dayanan şeyler. İslam'la ilk savaşanlar Mekkeli müşriklerdi. Çünkü İslam zuhur ettiğinde civar kültürler, Hristiyan kültürler, Bizans kültürü var, Sasaniler var, büyük devletler var. Yani bugünün Amerika'sı, Rusya'sı var orada. Dolayısıyla bunlar küçücük bir yerde Mekke'de ortaya çıkmış bir yeni dine ve onun peygamberine, onun getirdiği Kur'an'a farklı şekillerde etiketlemeler yaptılar. Etiketlemeleri bugün de görüyoruz. Yani İslamofobinin en önemli ayaklarından birisi etiketlemelerdir, stereotipler dediğimiz. Hazreti Muhammed'in İslam'ı yaymaya başladığı ilk anlardan itibaren, ataları kendi inançlarının ortadan kalkmasından, hakim oldukları egemenliği ve söz sahipliklerini kaybetmekten korktular. Orada üç türlü kitapta farklı etiketlemeler oluştu. Önce kronikler dediğimiz tarihi kayıtlar, kiliselerde tutulan tarihi kayıtlarda bu dini tanımlayan ifadelere yer verildi. Küçük küçük notlar bunlar. İşte dendi ki orada bunlar aslında bilinen bir fenomen, bunlar deccaldir. İşte bu heretik dediğimiz aslında ana yoldan sapmış, Hristiyanlıktan sapmış yeni bir gruptur bu. Bu kelimelerin hepsi tarih boyunca da kullanıldı ve halen de kullanılıyor aşırı sağcı ve solcu gruplar tarafından. Sonrasında İslam giderek kabul görünce Hristiyanlıkta da benzer endişeler görüldü. İslam sözde medeniyet beşiği Avrupa'da 12. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar azınlığın dini olarak kabul gördü. 16. yüzyılın başlarında ise Hristiyan yönetimindeki tüm Müslümanlar zorla vaftiz edildi. Geçen bir asrın sonrasında onların torunları da zaten Avrupa topraklarından sürüldü. Orta Çağ'ın sonundan köleliğin kaldırıldığı 19. yüzyıla kadar Güney Avrupa ekonomisinde Müslüman köle ticaretinin önemli bir rolü olmuştu. Bu kölelere Hristiyan isimleri verilirdi. Özgürlüklerini sadece din değiştirerek ve vaftiz edilerek kazanabiliyorlardı. İslam'a karşı giderek artan bu korkunun dönüm noktası ise Haçlı Seferleri sonrasında kurulan İspanya Engizisyonu oldu. Devletin güdülediği stratejiler üzerinden zaten benimsetiliyor. İslam'a karşı da böyle bir duvar inşa ediliyor. Yani Müslümanlar çok eşlidir, karılarını döverler, efendim, ellerinde sopayla gezerler, gördükleri adamın kafasını patlatırlar. Bunlar zaten çok savaşçıdır diye klişeler her yerde yağıyor üzerlerine. Fakat asıl dikkat edilmesi gereken şey, İslam düşmanlığının şu anda özellikle bir bilim, bir bilgi üzerinde olmadığını bilmektir. Bu ya politik bir takım çıkarların kullandığı sahte arayüzlerden birisidir. İslam karşıtlığını tarihteki en üst noktaya taşıyan olay, tüm dünyanın hayret içinde izlediği bir saldırıyla gerçekleşti. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'deki Dünya Ticaret Merkezi'nde bir saldırı gerçekleşti. Gerçekleştirildi. Mr. Bush, when are you going to apologize for the million Iraqis that are dead because you lied? You lied about weapons of mass destruction. You lied about connections to 9/11. You lied about Iraq being a threat. You sent me to Iraq. You sent me to Iraq in 2003. My friends are dead. Joshua Castile. You killed people. You lied. You lied about WMD. A million Iraqis are dead because you lied. My friends are dead because you lied. You need to apologize. FBI'ın raporlarına göre ABD tarihini ikiye bölen bu olay sonrasında Müslümanlara yönelik düşmanlık, hatta cinayete varan olaylar artış gösterdi. Batı'da İslam'a yönelimler artıyor biliyor musunuz? Yani ihtida olayları da artıyor. 10 yıla kadar yayılan bir araştırma var. Ekim 2001'de Amerikalıların %39'u İslam hakkında olumsuz görüşlere sahip. Aradan birkaç yıl geçince bu oran %46'ya çıkmış. 2010 yılında anketi tekrarladıklarında oran %49'a ulaşmış. Neredeyse %50. Üstelik Time dergisi aynı yıl bir anket daha yaptı. Ve Amerikalıların %62'sinin daha önce bir Müslümanla tanışmadıkları ortaya çıktı. Aslında genel kitlelere yönelik davranışlarının, algılarının ne kadar şekillenebildiğini gösteriyor. Bu bizdeki bir örnek. Aynı şeyi Amerika için düşünün veya Fransa için düşünün. Size sunulan temsil, bir Müslüman temsili Kemal Tahir değil veya Cemil Meriç değil veya Sezai Karakoç değil veya bir Türkiye'de yaşayan bir veli zat değil, bir alim değil. Kimi gösteriyorlar?
İşte efendim küfreden birisi, efendim karikatürlere uyan birisi, kafalarındaki klişelere. Dolayısıyla bu her yerde yapılıyor. Sizce bu oranlar geçen 10 yılda ne kadar artmıştır? İslam karşıtlığının her geçen gün artmasında medyanın etkisi var diyebilir miyiz? Fakat yine söylüyorum, bunun çaresi karşıt bir tepkisellik değil. Çünkü bunlar birbirini besleyen şeylerdir. Yani mesela Fransızlar ve İngilizlerin tarihi bir karşıtlıkları vardır. İki toplumu da bildiğiniz zaman anlarsınız. Halk içinde de öyledir. Yani bir İngiliz, bir Fransız birbirini çok tutmaz. Fakat ikisi birbirini besler. İşte Amerika'daki ırkçılık, beyaz ırkçılıkla zenci ırkçılığı birbirini besler. Yani sebepleri ne olursa olsun, kim daha mağdur, kim daha efendim mütehakkim, zalim, mazlum, onun haricinde olan bir şey. O yüzden bu gibi konuları hep gelip ahlaka bağlamak gerekir. Her konu ahlak üzerinden konuşulur. Medya aracılığıyla Müslüman toplumlar üzerinden oluşturulan algı, ön yargı ve ötekileştirme aslında fabrikasyon bir korku. İslamofobia. An explosion at a Bloomington Islamic center. Anti-Muslim. Islamophobia. Why are people coming to this country in the name of Islam killing America? Üstelik bu sadece geleneksel medya araçlarıyla yetişkinlerin maruz kaldığı bir tehlike değil. Gelecek nesilleri kuşatan tehdit çok daha büyük bir boyuta ulaşmış durumda. Mesela bu oyunda, bir yandan Hazreti Muhammed'in kabrinin kapısını düşman hedefinde gösterirken, diğer yandan seviye geçmek için Kur'an-ı Kerim'e ateş etmeyi zorunlu kılıyor. Resident Evil. Başka bir oyunda ise Kabe'nin kapısı, şeytanın kulesine girişte kullanılıyor. Devil May Cry 3. 2008 yılında üretilen diğer bir oyunda kullanıcıların amacı tamamen çarşaflı kadınları ve sakallı erkekleri öldürmek. Oyunun sonundaki hedef ise Hazreti Peygamber'i öldürmek. Muslim Massacre. Birçoğumuzun duyduğu ünlü bir oyunda ise "Muhakkak ki Allah güzeldir, güzelliği sever" hadisi kullanıcılarının karşısına bir tuvaletin duvarında asılı olarak çıkıyor. Call of Duty. Mesela Yeni Zelanda'da camiyi tarayan kişi iyi bir Hristiyan aslında. İşte Norveç'te bundan 10-15 yıl önce adaya gittiği bir sürü insanı öldüren Breivik bir Hristiyandı. Başka da var. Afrika'da, şurada, burada birçok yerlerde terör yapan Hristiyanlar var. İşte Mescid-i Aksa'daki durumu biliyoruz değil mi yani aslında? Peki niye bu insanlara, bunlara Hristiyan fobi veya Hristiyan terörist, Yahudi terörist, Budist terörist? Bakın mesela Hindistan'da en fazla Müslümanların yaşadığı ülkelerden birisi, bir iktidardaki partinin bir İslamofobi eylemleri var orada. Yani devlet İslamofobisi var orada. Değil mi? Bunu hiç kimse gündeme getirmiyor. Niye Budist bir terörist olmuyor değil mi? Budist terörizmi, Budist İslamofobisi olmuyor da hemen Müslümanlar bir şey yaptığında Müslüman terörist denebiliyor. Bu da çifte standartlı bir tutum ve algı operasyonları ile ilgili bir şey. Bütün bunlar üzerinde de tekrar bizim gözden geçirmelerimiz olması, okumalarımızın olması gerektiğini düşünüyorum şahsen. Şu an İslam karşıtlığı konusunda bunlara zemin hazırlayan ve öncüsü olan sözde medeniyetler tarihine bakıldığında çifte standardı görmemek imkansız.